Osman Bey ve kardeşi Gündüz Alp arasındaki bu diyalog ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Hemen diyaloğu okuyoruz arkadaşlar. Gündüz Alp. Beyim Bizans'a karşı nasıl bir siyasi politika izlemeliyiz? Anadolu Türkmen beyliklerini, beyliklerinin mücadelesinde ne yapmalıyız? Osman Bey cevap veriyor. Bizans'tan fethettiğimiz yerleri bayındır hale getireceğiz. Halkın canına malına dokunmayacağız. Türkmen beyliklerinin kendi aralarındaki mücadelelerinde yer almayacağız demiş. Şıklara bakıyorum hemen arkadaşlar. Türkmen beyliklerine karşı yayılmacı olduğuna. Yayılmacı ne demek biliyor musunuz? Fethetmek demek, almak demek. Türkmen beylerinin kendi aralarındaki mücadeleye karışmayacağız diyor. E nasıl yayılmayacaksın? Bu olamaz arkadaşlar. Yayılmacı olduğu kelimesi yanlış. Anadolu siyasetinde çatışmalardan kaçınıldı. Anadolu'da Türkmen beylikleri var. Onların arasındaki mücadeleye karışmayacağız diyor. E, o zaman çatışmadan kaçınıldığı Doğrudur. Bizans'a karşı cihat ve gaza geleneği ile hareket edildi. Bakın şu cümlede Bizans'tan fethettiğimiz. E Bizans Hristiyan. Hristiyandan fethedilen bir şey gaza ve cihata girer. O zaman 3'ü de alıyorum. Cevabımız 2 ve 3'tür. Yani Denizli'dir.